Milat 4. bölüm. 3. bölüm özeti. Hamza mutfak dolabını açtı. İçeride bir adam başında siyah çuvalla oturuyor. Göğüs hizasına bomba düzeneği bağlanmış. Hamza kaldırdı çuvalı. Altındaki Dimitri'ymiş. Dimitri? Hareket etmemeye çalış. Dimitri'nin ağzı bantlı. Hamza düzenekteki renkli kablolara bakıyor. Dimitri ter içinde. Hamza düzeneğe müdahale ediyor. Durum riskliyse müdahale etmeyin. Ekibi tahliye edin. Dimitri korkuyla kapadı gözlerini. Hamza seçimini kırmızı kablodan yana yaparak yan keski aletinin arasına aldığı kabloyu kesti. Bomba etkisiz hale getirildi. Gökçe ve Murat rahat bir nefes alıp bakıştılar. Takip merkezi çalışanları sevinç içinde. Hepsinin yüzleri gülüyor. Hamza da rahatladı. Gülümseyerek yüzündeki teri sildi. Gece kuş bakışı şehir manzarası. Umarım ısrarlarınızda haklısınızdır Yıldıray Bey. Çünkü ok yaydan çıktı. Çetrefilli konularda ne kadar maharetli olduğunuz herkesçe malum. Bir gün sizinle balığa çıkalım. Hayırlısıyla emanet yerine ulaşsın, çıkarız. Ulaştı sayın. Mikanos'la Bulgaristan arası çok kolaydı. Asaf'ın olduğu tabutu taşıyan beyaz kamyonet Birol'un beklediği caddeye girdi. Birol arabada. Feneri iki kez yakıp söndürerek kamyonetteki Devran'la işaretleşti. Devran aynı şekilde karşılık verdi. Devran inip kamyonetin açık kasasına yürüdü. Başında beyaz takke. Çıktı kamyonete. Kasada tabuttan başka bir şey yok. Devran tabutun kapağını kaldırıp yan tarafa attı. Kefenin yüz kısmını açıyor. Asaf ölü gibi yatmakta. Başkan! 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 Uyandı. Hoş geldin başkan. Fırtına yaklaşıyor, görüyorum. Ama hiçbir şey yapamıyorum. Agah'ın şöminesi önünde. Agah ahşap çalışma masasından kalkıp Murat'ın karşısında durdu. Yaklaşan fırtınaya yapılacak tek şey tedbirdir. Biliyorum gelecekler. Ne yaparsak yapalım engelleyemeyeceğiz. Agah gülümseyerek iyice yaklaşıp Murat'ın omzunu dostça sıvazladı. Murat düşünceli. Kuş bakışı şehir, uzakta Kocatepe Camii. Asaf sandalyedeki Kado'nun arkasından yaklaştı. Ah Kado, olmadı. Oysa sana güvenmiştim. Önüne doğru yürüdü, depodalar. Ben kimseye kolay kolay güvenmem bilirsin. Ama çok üzüldüm. Vallahi ben de anlamadım Asaf Başkan. En güvendiğim adamımı gönderdim. Son anda tezgaha geldik. Yoksa her şey kafamda kurduğum gibiydi. Asaf üzülmüş gibi bakıp Kado'nun başını sevdi. Bunca zamandır benden bir şey öğrenememiz. Kado. Tekrar arkasına geçti. İnsan kafası hayata göre ilkeldir, acizdir. Kendi kafana göre hareket edersen kaybetmeye mahkumsun. Ya kafanı geliştirip hayatın karmaşasını çözümleyecek seviyeye getireceksin ya da kafanı o bedeninden uzak tutacaksın Kado. Asaf'ın boynunu kırdığı Kado hareketsiz. Başı sol omzuna düştü. Asaf ellerini arkaya bağladı. Gergin ifadesiyle Kado'yu seyrediyor. Dairesine girdi. Devran arkasından takip ediyor. Asaf siyah yün eldivenli ellerini birleştirip kollarını yukarı doğru gererek vücudunu esnetti. Çalışma masasının hemen yanında. Üzerinde gri kabanı. Mahmut nerede? Emrettiğin gibi getir götür işi dışında başka bir şey vermiyoruz başkanım. Ders çalışıyor mu? Çalışıyor başkanım. Verecek inşallah boşlu dersini. Kendin gibi bakıyorsun değil mi ona? Bakmam mı başkanım?
O da yeğenle iyi maşallah. Şu aşağı toparlayın. Baş üstüne. Asaf sandalyeye oturdu. Sol arkasına düşen köşede ayaklı bir abajur. Gökdelenler arasındaki çift yönlü ana yolun manzarası. Gökçe kapalı otoparkta. Kumandayla beyaz arabasını açıp siyah trenç kotunun cebinden telefonunu çıkardı. Efendim, gelişmeler var. Ne gibi? Önemli. Yarın konuşalım. Önemli diyorum. Mümkün değil, bugün çok karışık. Akşam bir sünnet düğünümüz... Neyse, yarın konuşalım Esin, tamam mı? Esin'in ifadesi gerginleşti. Çalışma masasında otururken düşünüyor. Haydar iki Türk kahvesinin olduğu tepsiyle odaya girdi. Murat berjerde. Haydar Murat'a su bıraktı. Ardından kahvesini. Çalışma masasındaki Agah'a yürüdü. Haydar. İnce bir paket. Küçüğün hediyesini bu akşam sen takdim et. Peki efendim. Murat Bey, beni bu gece mazur gör. Estağfurullah. Haydar kitaba benzeyen paketle kapıya yürüdü. Murat'ın hali düşünceli. Agah masadan kahvesiyle suyunu alarak Murat'ın yanına yaklaşıp eğildi. Elindekileri sehpaya bırakıyor. Berjere oturdu. Endişe sadece gözlerden anlaşılmaz. Saklamaya çalışma. Bu kez endişem sizdendir abi. Ne demiştik? Zaferi tarif edebilen kimse savaşın kazananı odur. Gerisi zaten her gün sadece adı değişen bitmek bilmez kadim bir kavga. Nereden geldik, nereye gidiyoruz Murat? Gösterilen istikamette yapabildiklerimiz nedir? Eksik kalan ne? Diyeceğim o ki, yaşadıkların huzuruna mani oluyor. Geri kazanabildiğin gün ne korku kalır ne de endişe. Yanmakta olan şömine karşılarında. Agah fincanını aldı. Kahvesini yudumluyor. Beyazlamış kaşları saçları gibi oldukça gür. Orta kısımlarından yukarı doğru kalkıklar. Kır saçları geriye taralı. Yıldıray atış için tüfeği doğrultmuştu ki metalik gri bir araba yaklaştı. Önce şoför ardından Rafael indiler. Rafael yeşil arazide elleri cebinde yürüyor. Başında farklı bir güneş gözlüğü. Bu kez siyah. Üzerinde bej spor ceket, gri pantolon. İçine balıkçı yaka bordo triko giymiş. Fırlat. Bir mekanizmanın kolu havaya frisbee fırlattı. Frisbee paramparça. Rafael Yıldıray'ın arkasından yaklaşıyor. Yıldıray'ın başında kulaklık takılı. Rafael yanına gelip durdu. Yıldıray sonradan fark etti. Haberler kötüyse keyfimi kaçırma. Bu defa iyi. Elime istihbarat raporları ulaştı. Suriye baskını, Mikanos operasyonu ve Ivan'ın öldürülmesi Türk istihbaratının işi. Bütün bunları bilmek için istihbarat raporunu okumana gerek yoktu. Biti havaya uçurmayı düşünmüyorsun herhalde. Rafael gülümsüyor. Aslında düşünüyorum. Bize operasyon yapanlardan birini deşifre ettik. Oğlunun sünnet düğünü var. E tabii mesai arkadaşları onu yalnız bırakmayacaklar. Hah, operaya gitmeyecek olsak bak ne güzel sünnete biz de katılırdık. Yazık oldu. Asaf'ın dairesi. Plakçaların yanında oymalı küçük bir sandık duruyor. Önünde birkaç plak. Konsolun üzerindeki kitaplar özenle dizilmiş. Asaf masaya yaslı. Başında gri kasket. Elindeki fotoğrafları incelemekte. Devran yanında. Fotoğraflar İbrahim'e ait. Sokakta ve ağaçlık bir alanda telefonla konuşurken. Hazırız değil mi Devran? Hazırız başkan. Asaf'ın üzerinde mavi mont. Boynuna gri kaşkol takmış. Bu dizinin betimlemesi Miray Yapım tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.seslibetimlemederneği.com Miray Yapım.
Hamza Ufuk Bayraktar, Gökçe Burcu Kara, İbrahim İsmail Hakkı, Esin Başak Sayan, Asaf Mustafa Uğurlu, Yıldıray İlhan Şeşen, Yağız İsmail Filiz, Birol Volkan Özgömeç, Ender Melih Çardak, Rafael Emre Erçil, Devran Cebrail Esen, Duru Elvin Levinler, Figen Yasemin Öztürk, Erman Tahsin Murat Demirbaş, Sinan Burç Kümbetlioğlu, Begüm Alper Dündar Şaşmaz, Derya Seda Yılmaz, Ferhat Ferhat Türker, Ahmet Ahmet Pınar, Aysel Adviye Öztürk, Murat Demir Karahan. Yapım koordinatörü Erdem Efe, prodüksiyon amiri Mustafa Topçu, sanat yönetmeni İsmet Bosna, ışık şefi Murat Büyük, post production Ali Baran Yılmaz, müzik Mikey Murat Başaran, Engin Aslan, kast direktörü Berna İçöz, görüntü yönetmeni Rico, kurgu yönetmeni Hakan Avcı, senarist Sabri Saydam, uygulayıcı yapımcı Cihangir Alak, ikinci yönetmen Hilal Dinçsoy, genel koordinatör Gökmen Turnalı, yönetmen Hakan Kurşun. Hızla hareket eden gri tonlardaki yoğun duman içinden yatay düzlemde gümüş rengi bir hilal öne doğru yaklaşırken üzerinde milat yazdı. Kar maskeli bir ekipteki adamlar Asaf'ın deposunda silah seçiyor. Çabuk. Yanlarında iki siyah minibüs. Asaf asma kattaki daire kapısının önünde. Demir trabzana tutulmuş halde kar maskelileri izliyor. Bakışları gergin. Maskeliler 10 kişi varlar. Çabuk hızlı. Maskelilerin üzerinde siyah deri montlar. İkisi kamuflaj desenli yelek giymiş. Birkaçı daha maske taktı. Devran'ın bakışları üzerlerinde. Alçak kuş bakışı ışıkların parıldadığı bir parktaki çimlerin üzerinde mavi ışıklandırmayla gölbaşı yazılı. Parkın başlangıcında iki katlı bir yapı. Sarı ışıkları parıldıyor. Hediye paketleri yığılmış. Bana bak bana. Bu ne? Oyuncak asker. Almanya'm askeri. Bu ne? Sencer tahta. Sünnet kıyafetli. Oo. İş arkadaşları. Hoş geldiniz. Derya Aysel'le öpüştü. İlgilik düğünleri de olur inşallah. Amin inşallah. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Hoş geldin. Nasıl geçti de? Hamdolsun başkanım iyiydi. Çok kalabalıktı. Gönderdim onları baş başa kalalım diye. İyi etmişsin. Amin. Sağ olasınız. Allah razı olsun. Hoş geldin. İbrahim Ferhat'la kucaklaştı. Allah razı olsun kardeşim. Maşallah. Hamile. Ne kadar kaldı? Bireyim kaldı. Hamza İbrahim'e yaklaştı. Tebrikler. Eyvallah. Hoş geldin. Başkanım buyurun. Hepsinin ellerinde hediyeler. Etrafta kokteyl masaları. Girişte koruma bekliyor. Asaf'ın yüzü oldukça yakın. Kahverengi gözleri gergin bakıyor. Dürbünü gözlerine yaklaştırdı. Uzun bir burnu var. Hafif kemerli. Ucu aşağı doğru. Sünnet düğününün yapıldığı iki katlı yapıyı izlemekte. Ellerinde deri eldivenleri. Gri kasketi başında. Kar maskeli ekip toplu halde beklemede. Otomatik tüfeklerini göğüs hizalarında yukarı doğru tutuyorlar. Devran ortalarında duruyor. Ellerini arkasında bağlamış. Bakışları sert. Açık havadalar. Arkalarında ağaçlık bir alan. Hava karanlık. Yanlarındaki siyah arabanın arka koltuğunda Asaf. Dürbünü indirdi. Devran. Başkan. Asaf bir kez daha baktı dürbünle. Gidelim. Baş üstüne. Şoför ve bir koruma arabaya bindi. Sünnet salonunun tavanında dairesel bir avize. Altından su damlaları gibi kristaller sarkıyor. Rafael ve Yıldıray opera salonunun kırmızı koltuklarında. Agah masasında kitap okuyor. Opera salonu Yıldıray ve Rafael için kapatılmış. Tribün tarzında yükselen koltukların orta bölümünde yan yanalar. Takım elbiseli bir adam masadaki Agah'a zarf uzattı. Gökçe Sencer'in yanında neşeyle gülüyor. Yıldıray'ın eli müziğin ritmine uyarak nazikçe havada sallandı. Agah beyaz zarftan çıkardığı kağıdı açıyor. No, no.
Koşu bakışı iki siyah minibüs arka arkaya ilerlemekte. Bir kadının elleri sencere tam altın taktı. Minibüsler yavaşlamakta. Agah kağıda yazdığı karışık harfleri çözmeye çalışıyor. Opera solisti sahnede. Agah harfleri çözmüş. Kalemi attı. Kağıda düğün suikast yazmış. Karmaskeliler iniyor. Devran eliyle yönlendirmekte. Agah telaşla etrafına bakındı. Maskeliler ilerliyor. Agah arama yapacakken fenalaşıp kalbini tuttu. Maskeliler salonun kapısındaki iki korumayı da vurdu. İçeri giriyorlar. İçeride panik yaşanıyor. Arka kapıdaki koruma vuruldu. Salondaki koruma vurulup düştü. Sinan'la Hamza silahlarla koşuyorlar. Kırılan kapının camı, parçaları yere düşüyor. İbrahim Sencer'i koruduğu tahttan kalkıyor. Derya çığlık çığlığa. İbrahim Sencer'i kucakladığı gibi Derya'ya verirken kapıdan içeri bir bomba fırlatıldı. Etrafa duman yayılıyor. Ahmet içeri giren maskeliyi vurdu. Yaralı bir koruma vurulan maskelinin silahını yerden İbrahim'e yolladı. İbrahim aldı silahı. İki maskeli daha içeri adım attı. İbrahim ve Ahmet de karşı karşıya çatışmadalar. İki maskeli de vurulup düştü. Hamza ateş ediyor. Birini vurup duvarı siper aldı. Bir diğerine de Gökçe vurdu. Gökçe'nin yanında durduğu duvarda bir kurşun deliği açıldı. Rafael ile Yıldıray huzur içinde Arya'yı dinliyorlar. Ferhat bir duvar dibinde hamile karısının üzerine kapandı. Ferhat'ı üç kez sırtından vurdular. Ferhat o halde silahına sarıldı. Maskeli ateş etti. Ardından Ferhat karşılık verdi. Murat da doğrulttu silahı. Maskelilerden birini vurdu. Biri Ferhat'ı kalbinden vurdu. Ferhat sendeleyerek sırtını duvara verdi. Murat ve bir koruma ateş ettiler. Maskelilerden biri daha vurulup düştü. Ferhat duvara dayanmış halde düşerken kanı beyaz duvarda kaldı. Karısı çığlık çığlığa ağlıyor. Göz göze geldiler. Rafael elini dans ettirir gibi hafifçe salladı. Ferhat duvar dibine çökmüş. Gözleri açık. Başörtülü karısı yanında ağlıyor. Yıldıray Arya ile kendinden geçmiş gibi gülümseyerek ellerini birleştirdi. Sahnedeki kadının üzerinde yarım kollu siyah elbise. Bir viyolayla keman soliste eşlik etmekte. Ferhat gözlerini kapamış. Karısı ağlıyor. Bir maskeli camı kırılan kapıdan girdi. Sinan ve Haydar yan yana ilerleyerek ateş ettiler. Bir maskeli karşılık veriyor. Sinan tekrar ateş etti. Sinan sol kolundan vuruldu. Haydar gözünü karartıp yürüdü. Bir maskeliyi önce omzundan sonra diz kapağından vurdu. Hamza birini daha düşürdü. İbrahim vuruldu. Sağ bacağının arkasından. Haydar maskelilerden birini pencereye savurdu. İbrahim aksayarak yürürken kapıdan bir maskeli giriyor. Silahını doğrulttuğu sırada İbrahim ok gibi fırlayıp üzerine atıldı. Silahın namlusunun yönünü eliyle aşağı çevirdi. Maskelinin boğazını sıkıyor. Maskeliyi boğazından tuttuğu gibi duvara çarptı. Gözleri ateş saçar gibi bakıyor. Yüzünde delicesine öfkeli bir ifade. Maskeliyi tek eliyle boğazından tutarak beyaz duvara yaslayıp havaya kaldırdı. Tüm gücüyle boğazını sıkıyor. Havada duran maskelinin postalları İbrahim'in diz hizasında. İbrahim dişlerini sıkıyor. Maskelinin boğazını bıraktı.
Hamza ve Gökçe perişan halde İbrahim'e bakıyorlar. 4. bölüm. Hastane acilinden giriyorlar. Ferhat Seddi'ydi. Doktora sakın haber verin. Ameliyathane hazırlansın. Kankayım açtı bundan. Çiğol. Derya ve Hamza Seddi'yi çekerek koşuyor. Ahmet de yanlarında. Bir hemşire serumu tutuyor. Sarı montlu iki sağlık görevlisi eşlik etmekte. Sırtlarında 112 acil yazılı. Bir hasta bakıcı İbrahim'in oturduğu tekerlekli sandalyeyi itiyor. Murat, Gökçe ve Sinan arkalarında. Sinan koluna tampon yapmış. Begüm'le Aysel, Ferhat'ın karısının kolunda hastaneye girdiler. Hamile kadın kanlı elleriyle karnını tutuyor. Ferhat ameliyathaneye getirildi. Ahmet ve Hamza kapıda durdular. Derya içeride müdahaleye başladı. Hemşire Ferhat'ın ağzına oksijen maskesi tutuyor. Hamza üzgün. Karısı telaşla kapıya koştu. Ferhat! Ferhat! Gel canım, dur. Hadi. Ferhat! Gökçe kadını engelledi. Ahmet ve Hamza odadan çıkıyorlar. Ahmet'in beyaz gömleğinin önüne kan bulaşmış. Hamza ile beraber kapıyı kapattılar. Derya telaşla koşarak hemşireden aldığı tamponu Ferhat'ın göğsündeki kurşun yarasına bastırdı. İçeride 4-5 kişi varlar. Hepsi kadın. Ferhat sol omzunun üzerinde yatıyor. Aysel ile Begüm Ferhat'ın karısını bekleme koltuğuna oturttu. Ferhat'ın göğsüne yuvarlak beyaz elektrotlar bağlanmış. Aysel Ferhat'ın karısının yanına oturdu. Murat pantolon cebinden telefonunu çıkardı. Hayırdır inşallah. Gökçe yanında telaşlandı. Haydar. Ne? Bakışlar Murat'a çevrildi. Murat'ın yüzü allak bullak. Agah Bey kalp krizi geçirmiş. Of. Hamza sırtını duvara yasladı. Hamza, sen Aysel'i eve götür oğlum. Bir gecede iki şoku kaldıramaz. Zaten iyi değil son zamanda. Peki efendim. Agah Bey'le de ilgilenin Gökçe. Hamza bu haber duyulursa teşkilat için sıkıntı olur. Başka bir haber uçurun yarın basına. Anlaşıldı efendim. Hamza üzgün ifadesiyle Aysel'in yanına yürüdü. Aysel'in de gelmesin. Ben eşlik edeyim sana. Aysel Ferhat'ın karısının omzuna teselli eder gibi dokunup Hamza ile uzaklaştı. Gündüz alçak kuş bakışı gökdelenler arasındaki ana yol. Bu başlığa dikkat etmeni Yıldıray Bey. Gazete. Arı kovanına çomak soktuk. Artık hata yapanın cayır cayır yanacağı bir savaşın ortasındayız. Bu coğrafya böyle savaşlara alışıktır Rafael. Bunu siz benden daha iyi bilirsiniz. Basın yayın organlarınızın tavrı çok önemli. En ufak bir çatlağa meydan vermeyin. Yıldıray pencereden bakmayı bırakıp Rafael'e döndü. Bana işimi mi öğretiyorsunuz? Rafael yüzünde alaycı bir gülümsemeyle gazeteyi kanepeye bıraktı, kalkıyor. Rica ederim. Biz sizinle aynı taraftayız. Sadece sizin de önceden söylediğiniz gibi bu işte sizden daha iyi olduğum için tecrübelerimi aktarıyorum. Sehpadan aldığı kahvesini yudumluyor. Asap'la görüşecek misiniz? Yıldıray oturdu. Görüşmenin ötesinde pençelerimizin sırtında olduğunu bilmesi lazım. Ona hala güvenmiyorum. Ah bu sizin geleneksel şüpheciliğiniz. Bizden olmayan bizim değildir. Siz doğduğunuzda kulağınıza adınızı fısıldıyorlar. Bize ise bu cümleyi. Tedbir kötü değildir. Bana inanın. Bu arada balığa çıkma teklifim hala geçerli. Sehpadan telefonunu aldı. Bataryasını takıyor. Ve bu konuda bu kadar ısrarcı olduğunuza göre mutlaka bir nedeni vardır. Hı. Yıldıray da bataryasını takıyor. Denizcileri severim. Kimselerin çözemeyeceği düğümler atar. Onları yalnız kendileri çözerler.
Açık kahve ceketinin önünü iliklerken Yıldıray'ın dairesinden gidiyor. Dazlak başında siyah güneş gözlükleri. Yıldıray'ın bakışları gergin. Bataryasını takıp siyah deri koltuğa oturdu. Türk kahvesini yudumluyor. Sehpada kurabiye tabağı. Hamza hastaneden çıktı. Dışarıda üç koruma beklemekte. İkisi Hamza'ya yaklaştı. Unutma, gözünüzü dört açın. Risk bölgesindeyiz. Gözünüz kulağınız etrafta olsun. Bir taksi yanaştı. Eselen de geldi. Aysel koşup sarıldı Hamza'ya. Sırtını patpatladı. Oğlum, iyi olduğunu söyle bana. Bekliyoruz şimdilik annelerini. İyiler şimdi. Yan yana hastaneye yürüdüler. Aysel koyu kumral saçlarını salmış. Kapıdaki koruma kulaklığından biriyle konuştu. Aysel ile Hamza iki koruma eşliğinde koridorda yürüyor. Sağda ve solda iki koruma daha bekliyor. Duvarda sigara içilmez yazısı. Aysel telaşla kapısı açık bekleyen asansöre girdi. Korumalar da girdi. Bir koruma da asansörün önünde dolaşıyor. Gökçe minderli bir sıraya oturmuş. Yüzünün rengi soluk. Begüm'le Murat yan yana ayaktalar. Aysel önden çıktı. Ay Gökçe. Aysel abla. Ve Murat. Burada gel. Murat. Sen gelmeseydin. Nasıl gelmem Murat'cığım? Zaten gitmem kabahatti. Seni de yalnız bıraktım burada. Alçak kuş bakışı çift yönlü ana caddede trafik yoğun. Asaf yatağın kenarında otururken kollarını iki yana açtı. Boynunu sağa sola esnetiyor. Gözleri kapalı. İçerisi loş. Perdeleri henüz açmamış. Üzerinde koyu kahverengi gömlek. Kolları dirseklerine kıvrılı. Gel. Asaf aynı pozisyonda. Kahvaltısı geldi. Bırak oraya. Esmer adam tepsiyi çalışma masasına bırakıyor. Mahmut nerede Devran? Adam çıkıyor. Devran'ın yüzü sıkıntılı. Asaf kalktı. Devran'ın yanına yürüyor. Mahmut dedim Devran. Bu şeye gitti başkanım. Dispansere. Villaya, yaralılara bakmaya. Asaf ağzına attığı salatalık dilimini çiğnedi. Niye? Devran tedirgin bakıyor. Sormadan gitme dedim. Başkan kızar dedim. Bunun çok canı sıkılmış. Sen niye buradasın peki Devran? Devran ne diyeceğini bilmez halde çaresiz baka kaldı. Asaf başını eğdi. Alttan alttan dik dik bakıyor. Kendin gibi bak demedim mi sana? Devran'ın sıkkın ifadesi yüzünden kaşlarının arasında çizgiler oluştu. Sen buradaysan o niye orada? Devran hareketsiz. Üzerinde yeşil parka. Etrafına bak. Kaç kişi kaldık? Bir salatalık aldı. Yürüyüp elinde kalan dilimden bir parça daha ısırdı. İyice yaklaştı Devran'a. Salatalık tutan elini Devran'ın yüzüne iyice yaklaştırdı. Bu göz sen. Sağ göz. Bu göz o. Anladın mı? Anladım başkan. Kollarını sarılır gibi Devran'ın omuzlarına dayadı. İyice yaklaştı yüzüne. Kahverengi gözlerini Devran'ın gözlerine dikti. Hadi bana çay getir. Heh. Devran'ın yüzünü avuçları arasında patpatlayıp masaya yürüdü. Sandalyeye oturdu. Gündüz vakti alçak kuş bakışı çift yönlü ana yol. Hastanenin önünde 7-8 koruma bekliyor. Ameliyathanenin önü. Önce Ferhat. Ardından Agah abi. Ne oluyor ya? Hayrola? Gizli tutmadık mı biz bu düğünü? Aynı şeyi sabahtan beri ben düşünüyorum. Kim uçurdu bu haberi?
Gökçe'nin sırtı duvara yaslı. Bakışları Hamza'da. Hamza düşünüyor. Kimdi o adamlar? Hepimizin orada olduğunu nereden biliyorlardı? Gökçe sıkıntılı ifadesiyle düşünürken hafifçe sendeleyince Begüm yanına koştu. Geliyorum ben. Begüm kaldı. Agi abi. Alçak kuş bakışı kavşaklı yol. Duru siyah arabasıyla trafikte. Beyaz bir arabanın arkasında yavaşladı. Mavi gözleri dalgın. Yüzünde bir tebessüm. Elindeki telefona bakıp düşündü. Geçmiş. O avukatla bu Duru çok farklı ama. Keşke hep böyle kalsanız. Şu an. Duru gülümsüyor. Bir eli direksiyonda. Telefonu yan koltuğa bırakıp beyaz kulaklığı taktı. Trafikte ilerliyor. Üzerinde kırmızı ceket. Saçları salık. Hastane odası. Hamza duvara yastı halde madeni parayı elinin üzerinden parmağından parmağına geçiriyor. Derya doktor önlüğü giyinmiş. Sinan ve İbrahim yataktalar. Telefonunu çıkarıp ekrana baktı. Çekingen ifadesiyle odaya göz atıp yerine koydu telefonu. Tamam, başka serum'a gerek yok. Peki hocam. Evet. Durumunuz gayet iyi. Hadi ben çıkayım da siz rahat rahat konuşun, olur mu? Ferhat'la ilgili bir gelişme olursa haberdar edersin değil mi? Tabii ederim, merak etme. Sancar? Hastanenin psikoloğuyla konuştular. Merak etme, iyi olacak. Hep beraber atlatacağız bunu, olur mu? Sen de erkenden... Ben iznimi aldım zaten. Sen kendine bak, olur mu? Hadi tekrardan hepinize geçmiş olsun. Sağ ol. Teşekkürler. Ahmet de odada. Ne zaman kovarlar sizi buradan? Vallahi benim elim hiç sabaha kadar. Ondan sonra kimse tutamaz beni burada. Ben de hanımın zoruyla kalıyorum. Neyse. Siz dinlenmenize bakın. Biz kapıdayız. Eyvallah. Hadi eyvallah. Sinan bağdaş kurmuş. Kolu bandajlı. Gökçe hastanenin tuvaletine girip lavabo tezgahına tutunarak yürüdü. Üzerinde koyu sarı şık bir tulum. Yaslandı tezgaha. Sıkıntılı ifadesiyle düşünüyor. Geçmiş. Mümkün değil. Bugün çok karışık. Akşam bir sünnet düğünümüz. Neyse. Yarın konuşalım Esin, tamam mı? Şu an. Arkasında kalan aynaya döndü. Elleri tezgaha dayalı. Aynadaki yansımasına bakıyor. Mavi gözleri endişeyle büyüdü. Saçının sağ tarafını kulağının arkasına attı. Pişmanlıkla elini kapattı ağzına. Önündeki lavaboya doğru eğildi. Geçmiş. Ferhat'ın kalbinden vurulduğu an sendeleyerek duvara yaslandı. Murat Ferhat'ı vuran maskeliği vurdu. Ferhat duvara yaslı halde düşerken kanı duvarda kaldı. Karısı ağlıyor. Şu an. Tezgahı sağ eliyle vurup yavaşça arkasına döndü. Tuvaletlerden birinin önünde durdu. Lavaboya yürüyor. Ağzı eliyle kapalı. Hamza, Ahmet ve iki koruma koridordalar. Kadın koruma ve Ahmet endişeyle koridorun sonuna baktı. Hamza'nın oturduğu yerden ok gibi fırlamasıyla Ahmet de arkasından hareketlendi. Yavaşlatılmış halde endişeyle koşuyorlar. Ahmet'in eli belindeki silahında. Cam kapıyla ayrılmış bölmeden geçtiler. Merdivendeler. Sarışın bir doktor meraklı gözlerle arkalarından bakıyor. İkisi de aniden duraksadı. Murat başını önüne eğmiş, üzgün halde otururken birden ayaklandı. Etrafında üç koruma. Mavi önlüklü iki erkek hasta bakıcı sedyeyi getiriyor.
Ferhat'ın karısı da Sediye'nin yanında. Ferhat'ın bedeni beyaz çarşafla tamamen kapatılmış. Hasta bakıcılar asansöre yönelirken iki kadın koruma Ferhat'ın karısını durdurdu. Ahmet ile Hamza Sediye'nin arkasından yürüyor. Sediye asansöre sokuluyor. Hamza üzgün başını önüne eğdi. Tek eliyle gözlerini ovuşturuyor. Ahmet ellerini beline dayamış. Yüzünde şaşkın bir ifade. Asansörün kapısı kapandı. Murat üzgün ifadesiyle etrafa bakınıyor. Alçak kuş bakışı Ender Holding. Pencerenin önünde beyaz koltuk takımı. Ender masasında. Gel. Gözlüklü, kıklarında bir adam. Kısa siyah saçlı. Üzerinde gri takım. Masanın kenarında bekliyor. Elinde şeffaf dosya, içinde bir evrak. Evet. Ne vardı bu kadar acil olan Ümit Bey? Ümit dosyayı uzattı. Neymiş bu? Müfettiş raporu efendim. Hallettik değil mi o iş? Okursanız. Ender beyaz sandalyesine yaslanıp okumaya başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan gelmiş. Haksız kazanç sağladıklarının tespitine dair bir bilgi yazılı. Ne bu kardeşim? Adli soruşturma falan yazıyor burada. Haksız kazanç nedeniyle şirket hakkında adli soruşturma istemişler efendim. Ne yani? Sen de peki açın diye kuzu kuzu yolladın mı adamları? Ne yapsaydık efendim? Ulan ben size ne yapıp edin bu işi halledin demedim mi? Yanaşmadılar bile Ender Bey. Bakan talimatı diye benimle görüşmediler bile. Ender Ümit'e yaklaşıyor. Ümit. Ümit. Ben neciyim lan burada? Madem halledemiyorsunuz gelin bana söyleyin. İş işten geçtikten sonra raporu burnuma sokmak da neyin nesi? Bunun için eşek yüküyle para ödüyorum ben size. İki tane kıydırık müfettişle baş edemiyorsanız ne işiniz var orada? Duru telaşla geldi. Şimdi olmazdı. Baba bütün şirket dinliyor, bir şey mi var? Bir şey yok kızım. Ümit Bey'le konuşuyoruz. Kapıyı kapa. Lütfen. Koluyla Ümit'in boynunu sıkıyor. Bana bak avukat bozuntusu. Bu iş kaça mal olursa olsun halledilecek. Ya aldığınız parayı hak edersiniz ya da defolup gidin buradan. İteledi Ümit'i. 2-3 tane kifayetsiz yüzünden bu şirketin itibarını yedirmem ben. Defol. İşin başına dön. Ha. Beni dinle. Duru Hanım'ın bu işten haberi olmayacak. Onun yanında tek kelime edilmeyecek. Anlaşıldı mı? Evet. Duymadım! Anlaşıldı efendim. Yürü şimdi. Çözmeden karşıma çıkma benim. Masaya bıraktığı evrağı aldı. Gergin ifadesiyle göz atıp tekrar bıraktı masaya. Oturdu. Sıkkın ifadesiyle düşünüyor. Odasında boydan boya pencere var. Dışarıda gökdelenler. Duru holdingin koridorunda yürüyor. Yanından sarışın balık etli bir kadın geçti. Duru oldukça zayıf. Açık duran cam kapıdan geçip sağa doğru yönelerek odasına girdi. Üzerinde kırmızı ceketi. Altında siyah streç pantolon. Masanın yanına ellerini dayadı. Koltukları beyaz. İçeride bir de yuvarlak masa var. Duru ahşap masasındaki telefonunu aldı. Masadan uzaklaşıyor. Kararsız ifadesiyle telefonu eline vurarak pencereye yürüdü. Uzun saçları sola taralı. Kararsızca telefonuna bakıyor. Tam arama yapacakken vazgeçti. Kısa bir an düşünüp bu kez aradı. Hamza hastanenin önüne çıkmış. Efendim Duran. Hamza Bey iyi misiniz? İyi değilim. Sonra konuşsak olmaz mı? Olur da en azından ne olduğunu söyleseniz. Hamza isteksizce yüzünü buruşturdu. Trafik kazasında bir arkadaşımı kaybettim. Hastanedeyim. Duru'nun yüzü asıldı. Tamam. Ben sizi tutmayayım. Mesaj atarım. Başınız sağ olsun.
Görüşürüz. Hamza boğazı düğümlenmiş gibi yutkunup telefonu kapattı. Duru telefona baka kalmış. Yavaşça indirdi telefonu. Sıkkın ifadesiyle bakışlarını odada gezdirerek yürüyüp oturdu. Başı önüne eğik mesaj yazıyor. Mesajı bitirip başıyla birlikte saçlarını geriye attı. Mesaj sağ altta belirdi. Yarın akşam yemeği yiyebilir miyiz? Hamza gün ışığını kesmek için elini telefonun baş kısmına kapatarak okudu. Cevap yazmadan ceketine koydu telefonu. Aysel, Murat, Begüm ve Ahmet hastaneden çıktılar. Korumalardan biri siyah arabanın kapısına yöneldi. Gökçe nerede? Galiba Ferhat'ın eşinin yanında efendim. Hemen bir toplantı yapalım. Teşkilatta bekliyor. Begüm sen benimle gel. Arabaya bindi. Hamza ile Ahmet arkasından bakıyor. Ahmet'in gömleğindeki kan buzlandı. Gece vakti Sıhhiye Meydanı. Çift yönlü yoldaki araçların ışıkları parıldıyor. Alçak kuş bakışı direğin üzerindeki Türk bayrağı dalgalanıyor. Yeşillikler içerisinde bir mezarlık. Bazı ağaçların dalları kurumuş. Hamza yan yana iki mezarın ayak ucunda ellerini açmış dua ederken amin yaptı. Mezar taşlarının birinde Serhat Ustaoğlu, diğerinde Zehra Ustaoğlu yazılı. Hamza babasının mezarının kenarındaki beyaz mermere ilişi verdi. Toprağın üzerindeki taşları temizliyor. Mezarın üzerinde küçük sarı çiçekler var. Bir günde huzur içinde gelemiyorum yanına, değil mi baba? Agah başkanı da dediği gibi. Hep bir şikayet. Başını soluna çevirip uzaklara baktı. Nereyi tutsam elimde kalıyor. Birken iki, ikiyken beş oluyorlar. Ama tek başıma da olsam asla bu mücadeleden vazgeçmeyeceğim baba. Elini babasının mezar taşında yazan isminde gezdiriyor. Serhat'ın doğum tarihi 1960, ölüm tarihi 1995. Hamza elini yavaşça çekti. Baba, annemi de seni de çok üzülürüm. Yaşlı gözlerle mezarlara baktığı sırada arkasından yaklaşan bir erkeğin eli omzunu kavradı. Hamza gözünün yaşını sildiği gibi hızla kalkıp döndü arkasına. Meraklı gözlerle bakıyor. Gidene çare bulamam. Ama yanında birini istersen... Ben buradayım kardeşim. Yaz. Sıkıca sarıldılar birbirlerine. Murat ofisindeki masada, ellerinin içinde kalem çeviriyor. Beni çağırtmışsınız efendim. Gel Begüm. Bir oğlu kışkırtmak için yeğenin olduğu kumarhaneye bir baskın planladık. Operasyonu Hamza ve Yağız yapacak. Deşifre olmamaları için sen de güvenlik kameralarını iptal et. Peki efendim. Begüm'ün üzerinde gri ceket, siyah pantolon. Gözlükleri gözünde. Yağız'la Hamza göl başındaki Harun'un yerindeler. Köfte arabası hemen yanlarında. Hamza şu işin aslını bana anlatsana bir neler oluyor. Küçük taburelerdeler. İyice çığırından çıktılar Beyaz. Bizi geçtim. Kadın, çocuk. Kimseyi dinlemiyorlar artık. Biliyoruz. Babamla konuştuk. Zaten o gece düğünde sizinle olamadım diye kahrımdan ölüyorum. Ellerinde yarım ekmekler. Ya ben... Prosedürler, kurallar, bilgiler. Ben dayanamıyorum bunlara ya. Bekleyemiyorum artık. Düşünsene ya, bir ay sonra çocuğu olacaktı. Ferhat'ın intikamını şimdi kim alacak? Sen almazsan, ben almazsam kim alacak ha? Kardeşim, yalnız değilsin artık. Döndüm ben.
Hem başkanla da konuştum. Akşam operasyonda beraberiz. Ciddi misin? Eski günlerdeki gibi. Hem bakalım Birol'un kasasını patlatınca içinden neler dökülecek. Hep beraber göreceğiz. Eski günlerdeki gibi ha. Ekmeğinden ısırdı. Celal abi bu kesmeyecek. İki tane daha ver be. Bahçeyi oynamaz. Hazırlanalım. Ekmeğinden ısırdı. Yağız ayranını içiyor. Arkalarında göl manzarası. Gece alçak kuş bakışı, köprü yolda araçlar seyir halinde. Kumarhane. Masalarda kadınla erkekli dörder kişilik gruplar kumar oynamakta. Garson masalardan birine bordo renkli içeceğin olduğu bir bardak bıraktı. Esmer, sakallı genç bir adam ayakta içeriği kesiyor. Takım elbiseli. Yüz hatları oldukça düzgün. Masalar mavi, yeşil veya kırmızı çuhalarla kaplı. Yeşil çuhalı masadaki erkek kurpiyer oyunculara kağıt sürüyor. Hamza da masada. Hadi bakalım. Yanında kumral genç bir adam. Kart. Ver bana da. Restine rest. Ha? Yağız salona inen merdivende. Kart. Hamza sıkıntıdaymış gibi alnını kaşıyarak masaya baktı. Arttırıyorum. Tabii arttırıyorsun. Para var tabii. Kart. Görüyorum. Yağız yuvarlak kumar taşlarıyla yaklaşırken kurpiyer siyah kutudan bir kart daha sürdü. Müsaade var mı beyler? Para varsa müsaade de var. Dağıt. Paradan bol ne var? Sen aşktan haber ver. Zengin adamı severim. Kat arkadaşı da oynarım. Kart. Sıranı bekle arkadaşım. Buraya ver. Hadi buyur buradan yak. Aç bakalım. Pas. Arttırıyorum. Kumral olan önündeki taşlardan birkaçını beyazla çizili dikdörtgenlerden birine koydu. Kart. Şansın yokmuş. Bu ne ya? Kart mı okuyorsun sen? Niye? Sen okuma yazma bilmiyor musun? Beyler adam gibi oyun oynamaya geldik buraya. Birader müdahale etseniz herif ne dediğini bilmiyor ya. Ne oluyor arkadaşım? Arpan fazla mı geldi senin? Ha. Hiçbir şey dediğiniz yok. Adam masada neler söylüyor? Varsa bir derdin sen bana söyle. Ne çocuğa sıkıştırıyorsun? Sen racon mu kesiyorsun bana ya? Allah Allah hiç ilgilenen de yok. Ne diyorsun hemşerim sen ne ya? Ne istiyorsun sen? Ne derdin? Müdahale sen etmek için ya? Gelen iki adamı kavradılar. Yavuz birini bacağından vurdu. Hamza diğerini vurup silahını salonuna doğrulttu. Müşteriler kaçışıyor. Hamza ile Yağız üzerlerine koşan takım elbiseli adamlara ateş ediyor. Yağız kapıdan girmekte olana ateş etti. Adam yığılır gibi düştü eşiğe. Hamza silahını doğrultmuş halde içeriği kolaçan etti. Kimse kalmamış. Salonun içinden ofise geçip daha önce içeriği kesen esmer adamı zorla masaya eğdi. Silahı başına doğrultarak karıştırdığı ceket cebinden bir anahtar çıkardı. Adam yavaşça uzaklaşıyor. Çömelip yerde duran kasayı açtı. İçindeki rafta balya balya eurolar. Kasadaki çekmeceyi çekti. Ağzına kadar euro dolu. Hepsi 500'lük. Masada duran Zippo benzinini alıp çekmecedeki paralara döktü. Silahı hala adama doğru tutuyor. Yakmış olduğu Zippo çakmağı paraların üzerine atmasıyla çekmecenin içi bir anda alev aldı. Hamza kalktı. Adam da doğrulmuş. Adamı silah zoruyla boynundan bastırıp berjere yöneltti. Yağız'la birlikte esmer adamı oturttular. Amcam Birol'a Hamza'nın selamı vardı. Ellerinden vurdu genç adamı. Kendinden emin ifadesiyle arkasına bile bakmadan uzaklaştı. Yağız da aynı ifadeyle peşinden yürüyor. Bakışları sert. İkisi de takım elbiseli. Gece, şehir içi yolda araçlar seyir halinde. Birol kumarhanede. Gergin ifadesiyle 5 adamın önünden yürüdü. Yeğeni de adamların yanında. İki eli bandajlanmış. Birol küle dönmüş kasaya baktı. Elinde bir miktar yanmış para. İki zibidi lan! İki zibidi! Bugün yeğenimi, malımı koruyamayan yarın canımı nasıl koruyacak?
He? Çok ani oldu abi bu. Ulan ocağıma incir ağacı dikeceksiniz. Allah belanızı versin. 5 kuruşluk canınız var. Öldürsem ne yazar size lan? Ha? Ne yazar? Defolun! Defolun lan! Adamlar başları önlerine eğik gidiyor. Birol az önce elindeki ucu yanmış paraları yere fırlatmıştı. Yeğenine doğru yürüyor. Yeğeninin gergin bakışları karşısına odaklı. Birol'a bakmıyor. Sen de ihtiyatsızlık ettin Rasim. O iş bende amca. O iş bende. O namussuzların leşini önüne sermeyen adam değildir. Sen merak etme. Dikkatli olacaksın. Anladın mı beni? Dikkatli olacaksın. Anladım amca. Senin gözün arkada kalmasın. Gündüz, alçak kuş bakışı çift yönlü yol. Yıldıray dairesinde Sürname isimli bir gazete okumakta. Ayaklarını pufa uzatmış. Yere fırlattı. Manşette başkentte aşiret savaşları yazıyor. Yanındaki sehpadan Salt Haber isimli gazeteyi aldı. Arka manşetinde Ankara'da aşiret savaşları yazıyor. Bu kez aldığı gazetenin ismi İlk İn Haber. Arka manşeti aşiretler başkenti kana buladı. Yemeğe çıkmadınız. Haberlerle karnımı doyurdum. O zaman size tatlı niyetine harika bir haber daha. Yatağa oturdu. Ne o? Enerji Bakanlığı müfettişlerinin Ender Holding hakkında hazırladıkları rapor. Ciddi mi? Peki sonuç? Kalktı Figen. Elindeki dosyayı açtı. Ender Holding'e bağlı Ender Enerji Şirketi'nin doğalgaz dağıtımına üstlendiği bölgelerdeki sayaçlarda usulsüzlük yapmak kaydıyla haksız kazanç sağladığı tespit edilmiş olup adli soruşturma başlatılmasını bilgilerinize arz ederiz. Sevgili gerilim. Kalkıp kollarını açtı. Odana git. Al kıyafetlerini giy. Bu gece bir taşlayıp kuş tutacağız. Memnuniyetle saygıdeğer kayınpederim. Yıldıray öptüğü iki parmağını Figen'in yanağına dokundurdu. Figen uzaklaşırken Yıldıray arkasından bakıp tekrar oturdu koltuğuna. Açık gri ceketinin yan cebinden telefonunu çıkartarak ayaklarını pufa uzattı. Yüzünde keyifli bir ifade, telefonundan birini aradı. Erman, akşam 7:30'da bende ol. İşimiz var. Kapattığı telefonu karnının üzerinde tutarak düşünüyor. Ahemsin Yağız. Gören de yurt dışındaki bütün manyakların seni bulduğunu zannedecek. Yalan da sayılmaz hani. Göl manzaralı kafede Türk kahvesi içiyorlar. Masada rengarenk taze çiçekler. Senin Ender Gümüş'le daha sıkı fık olmanı istiyorum. Neden? Gerek var mı buna? Ender Gümüş sadece Türkiye'de değil, uluslararası piyasada da çok önemli bir adam. Buraya kadar gelebildiğine göre tecrübeleri çok işimize yarayabilir. Tabii ya, ne geliş ama. Nasıl gelişmiş? Yani, pek de öyle herkesin gıpta ile baktığı bir geliş değil. Vitrinin arkası çok çamurlu. Bak sen, bütün bunları internetten öğrendiğini söyleme sakın bana. Çalıştığım sektörün her iki tarafına da bakmayı seviyorum diyelim. Kahvesini yudumluyor. Doğru adamı işe aldığıma emindim. Bundan sonra çok güzel şeyler olacak. Bunun için buradayım. Esin gülümseyerek kahvesinden bir yudum içti. Bu küçük düşünen küçük adamı biraz büyütelim bakalım. Aklı hala milletin sayaçlarında. Bazen bu adamın gizli bir ortağı olduğunu düşünüyorum. Ben de senin aklında yıldızlı bir planın olduğunu düşünüyorum. Buraya boş oturmaya gelmedik herhalde. Yakında çok güzel şeyler olacak. Sevgiline söyle. Bundan sonra benle daha fazla vakit geçireceğin için kıskanmasın sonra seni. Sevgili derken henüz öyle biri yok.
Hadi canım, hayatta inanmam. Ha buna sevinmez miyim? Sevinirim tabii. Yani işle aşk bir arada biraz zor yürür. Bu durumda işe daha fazla vakit ayıracağın için benim daha çok işime yarayacak. Yağız gülümseyerek fincanına uzandı. Kemikli bir yüz yapısı var. Hatları sert. Hamza, Murat, Ahmet ve Begüm toplantı odasındalar. Gökçe geldi. Özür dilerim, geç kaldım. Oturdu. Başlamadık zaten daha. Evet Begüm, ne var elimizde? Devran ve kar maskelilerin fotoğrafının olduğu monitöre yürüdü. Asaf'ın sağ kolu, Devran Çelik. Bu da işin içinde Asaf olduğu düşüncemizi doğruluyor. Diğeri kim? Sabıkası yok. Nüfus arşivlerinden tarayacağım. Bu deliliği ondan başkasının yapmasını beklemiyordum zaten. Bir yerde Asaf varsa orada bulunan hiç kimsenin can emniyeti yoktur. Begüm oturdu. Arkadaşlar. Bu adam tehlike kelimesinin tam karşılığı. Asaf'ın elinde kahverengi eski bir ajanda. Masaya bırakıp oymalı sandıktaki sarı zarfı aldı. Sandık masanın üzerinde. Asaf zarfın içinden birkaç fotoğraf çıkardı. Sünnet düğününün yapıldığı salondan bir kare. MİT ekibinin salona girdiği an fotoğraflanmış. Arkasındaki fotoğrafta Hamza'nın o gece ateş ettiği anlardan biri. Beyaz duvarın önünde bel hizasından çekilmiş. Diğerlerini masaya atıp Hamza'nın fotoğrafına takılıp kaldı. Dikkatlice bakıyor. Kahverengi gömleği hala üzerinde. Kollarını indirmiş. Hamza'nın fotoğrafını da bırakıp ellerini masaya yasladı. Başı hafifçe önüne eğik. Hatırlamaya çalışır gibi düşünüyor. Saçlarını biraz kısaltmış. Yavaşça doğruldu masadan. Devran! Devran depoda iki adamla konuşurken Asaf'ın çağrısıyla ok gibi fırlayıp merdivene koştu. Hızlıca daire kapısına ilerliyor. Dairenin olduğu iki katlı köhne yapının cephe boyası açık sarı. Buyur başkanım. Çuvalı getir. Heh. Asaf Hamza'nın fotoğrafını tekrar almış. Dikkatlice inceliyor. Diğerlerinin üzerine bırakıp ellerini masaya yasladı. Bakışları hala fotoğrafta. Ne yapıp edilecek ve bu adam yakalanacak arkadaşlar? Devran çuvalı masaya bıraktı. Asaf doğruldu. Sen çık. Çuvalın ağzındaki bağlı ipi çözüyor. Yüzünde yaklaşık bir haftalık sakal. Bıyık ve sakalları grimsi, saçları siyah. Aralarında aklar var. Çuvalın ağzını masaya çevirdi. Çuvaldan oyuncaklarla sarı bir kadın çantası ve bir kitap çıktı. Asaf oyuncak palyaçoyu alıp masaya bıraktı. Mavi, nostaljik Chevrolet arabanın maketine uzandı. Elinde inceliyor. Beyaz tavanının arkası kalkmış. Oldukça yıpranmış bir halde. Arabayı da bıraktı masaya. Çantanın altında kalan siyah ciltli kalın kitabı aldı. Evirip çevirdikten sonra sararmış sayfalarını araladı. İki fotoğraf çıktı arasından. Hamza'nın 18-19 yaşlarındaki halleri. Saçları hafif dalgalıymış. Geriye doğru taralı. Birinde oturmuş sağına bakıyor. Diğerinde yine oturmuş halde bir şey okuyor. Dizleri karnına çekili. Sırtı duvara yaslı. Asaf kitabı bıraktı. Fotoğrafları inceliyor. Masada duran Hamza'nın fotoğrafını alıp duvara yaslı fotoğrafıyla yan yana getirdi. Dikkatlice bakıyor. Birden gözleri büyüdü Asaf'ın. Yüzünde gergin bir ifade. Hafifçe başı titredi. Hamza. 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 Geçmişteki kaza anı. Asaf yerde yatan Hamza'ya bakıyor. Şu an. Solun üzerinde dizili tüm kitapları tek hamlede yere attı. Ellerini konsola dayayıp başını önüne doğru kapadı. Yavaşça kaldırdı başını. Arkası dönük halde duruyor.
Gündüz şehirde üst geçitli bir yol. Murat çalışma masasında. Ne öneriyorsun Gökçe? Ender Gümüş'ü kurtarmayı efendim. Hazır Esin'le ortak olmuşlarken şimdi onu piyasadan silmek hoş olmaz. Esin'in işine yarayacak şekilde halledelim bari. Size katılıyorum. Esin Hanım yeni ortağını ipten kurtarsın. Böylece ayrılmaz ikili olsunlar. Sabah Bakan Bey'le konuşurum ben. Başka bir şey var mı? Yok efendim. Emin misin? Gökçe tedirgin ifadesiyle Murat'ın yüzüne baktı. Ben çıkabilir miyim? Murat'ın bakışları gergin. Başıyla onayladı Gökçe'yi. Gökçe kapıya yürüyor. Hamza müsteşarlığın koridorunda. Sol bileğindeki saate baktıktan sonra bir korumanın beklediği kapının önüne yaklaştı. Tesbihi elinde derin bir nefes aldı. Sorguların yapıldığı depoya girmiş. Ben değilim. İvan. Ben değilim. İvan. Gitmek istiyorum. Ben gideceksin. Elmas uyuyor. Gerçekten. Ama önce Asaf'ı bana anlatacaksın. Ben değilim. Sandalyede oturuyor. Ben değilim. İvan. Asaf dedim sana. Yılan. Soğuk. Acımasız. Katil. Nereden tanıyorsun? Amsterdam. Hamza kolona yaslı. Cezaevinden yani. Evet. Ya tek tek bana sordurma be İvan. Şunu doğru düzgün anlat. Anlattım hepsini. Hamza öfkeyle yürüyüp İvan'ın dizlerine tutunarak eğildi. Bana Asaf'ı anlat. Acımaz o, manyak, katil, kanla besleniyor. Ne kadar kaldın Amsterdam'da? 1 yıl. Sonra ayrıldım. Sonunda Mikanos'a sizinkiler aldılar beni. Hamza başını soluna çevirip düşüncelere daldı. Geçmiş. İvan'ın havuzu atladığı an. Ahmet ve Sinan İvan'ı götürdüler. Ben değilim. Begüm elinde dosyayla deponun kapısına yaklaştı. Hamza çıktı içeriden. Begüm'ün elindeki dosyayı alıp açtı. Sacit'in kişisel bilgileri ve fotoğrafı. 1977 Hakkari doğumluymuş. Baba adı Nuri. Ne yapacaksın? Çok küçük bir ihtimal ama Devran'a ulaşmaya çalışacağım. Yürüdüler. Benim isimlerle işim olmaz. Ender Gümüş gider, bir başkası gelir. Bırakın düşsün o zaman. Güzel olan da bu ya. Göle karşı oturuyorlar. Ben kendi işimi kendim hallederim. Eğer onu bitirecekse Yıldıray Gürat'a bitirir, başkası değil. Rafael'e dosya uzatıldı. Hayran olduğun kararlılığınızın geri gelmiş olması çok sevindirir. Ne getirdiniz bana? Beyce. Musul ve Kerkük'ten sonra Irak'ın 3. yıldızı. Petrol ve doğalgaz. Yalnız ufak bir sorunumuz var. Bana IŞİD'le iş yapabilecek bir deli lazım. Güzel. Güzel ve heyecanlı. Bir tepede portatif sandalyelerde oturuyorlar. Sacit uyuyor. Yakasından tutup kaldırdı. Neredesin lan sen? Görürsen abi buradayım. Sırtı duvara yaslı. Ulan biz seni niye saldık? Ben vallahi korkuyorum lan. Yeme lan bizi. Neler öğrendin anlat bakalım. Abi Kadı Ağa'yı öldürdüler. Nasıl? Ben Ağa'nın ofise gittim. Her taraf polis kaynaydı. Cesedi atmışlar bir kenara. Polisler adamları sorguluydu. Ben de korktum kaçtım abi. Kim öldürdü onu? Ben nasıl bileyim abi? Kıtlağını kesmiş atmışlar. Devran kim? Devran? Sacit. Abi yemin edeyim adını bir kere duymuşum.
Asaf mı ne? Onun adamıymış. Hamza bir adım uzaklaştı. Eli çenesinde düşünüyor. Asaf. Neler döndüğünü öğren bana. Öldürürler beni abi ha. Hamza alaycı gülümsedi. Sen yaşadığını mı sanıyorsun lan? Ya kardeşim perişan. Eğer ben de ölürsem... Seni ya onlar öldürecek ya da ben. Sacit, içlerine gir. Ne olup bittiğini öğren. Bana devranı öğren. Asaf'ı öğren. Belki o zaman yaşamana izin veririm. Yoksa... Baş parmağıyla kendi boğazını keser gibi yapıp tehditvari baktı. Anladın mı? Anladım abi. Anladın mı? Anladım abi. Aferin. Sacit korku dolu ifadesiyle yatağın kenarına oturuverdi. Siyah bir araba göl manzaralı tepedeki Yıldıray'ın arabasının yanına park etti. Yıldıray ile Rafael kalkmışlar. Arabadan inen Birol, Yıldıray'ın aracına geçiyor. Dışarıda dört koruma. Bana oynuyor şerefsizler. İşleri güçleri beni yok etmek. Ulan şeytan diyor ki, sık kafalarına gebert şunları. Yine kimsenin ayağına bastı Birol. Of of. Nakliye yapamıyorum, onu yapamıyorum, bunu yapamıyorum. Kafam bile çeviremiyorum. Şimdi de kumarhaneyi basıp bütün paraları yakmışlar. Ne diyorsun? Kim cesaret edebilir ki böyle bir şey? Bilsem, bilsem şimdi o şerefsizlerin yanında olurdum. Oh. Birileri beni yok etmeye çalışıyor Yıldıray Bey. Bu iş çığırından çıkmaya başladı. Of, Birol. Sakin ol. Dostlar bugünler için var. Ne demişler? İyi olacak hastanın ayağına gelirmiş doktor. Bak, ilacın burada. Nedir bu? Beyce dosyası. Çok para bir oğlum. Hayırlı olsun. Beynel neler iş adamı oluyorsun. Bir ol dosyaya baktı. Beyce? Ya, Beyce. Gece vakti alçak kuş bakışı ışıklar içinde şehir manzarası. Takip merkezi. Ender Gümüş'le buluşmaya gidiyor. Ender'in hayatta kalması bizim için olduğu kadar onlar için de önemli. Ekrandan takip ediyorlar. Yıldıray bu kadarını yapabilir mi? Biz destek olmazsak yapamaz. Artık bakanla görüşmek şart oldu. Bırakalım Yıldıray kendi başarısı zannetsin. İki siyah araba arka arkaya işlek caddede sağa çekti. Arkadaki Yıldıray'ın aracı. Şoför kapıyı açtı. Vigen iniyor. Siyah vücuduna oturan parıltılı bir elbise giymiş. Saçları geriye taralı. Kaldırıma çıkıp karşı yönüne yürüdü. Erman'la Yıldıray da arabadalar. Esin? O da hazıra konacak. Ama şimdilik tabii. İstemek için önce vereceğiz. Büyük ekranda kuş bakışı iki siyah araba. Vigen şık bir restorana girmiş. Elbisesi ayak bileklerine kadar uzanıyor. Masaların arasından geçip içteki bölüme yürüdü. Ender geniş bir koltukta. Dazlak başını sıvazlayarak düşünüyor. Vigen arkası dönük oturan Ender'i fark edince duraksayıp hin bir ifadeyle gülümsedi. Elinde siyah çanta ve dosya. Ender Bey. Figen Hanım. El sıkıştılar. Ender eliyle beş koltuğu gösterip buyur etti. Figen bacak bacak üstüne attı. Eteğini düzeltiyor. Kolay gelsin. Erman Beyce dosyasını aldı. Merak etmeyin. Kolay zaten. O zaman iyi geceler. İyi geceler. Başında gri kasket. Siyah mantosunu düzelterek öndeki arabaya yürüdü. Kapıyı korumalardan biri açtı. Yıldıray'ın aracı da gidiyor. Toparlayın artık kendinizi Ender Bey. Sizi kurtarmaya çalışıyorum.
Ben daha bitmedim Figen Hanım. Düştüğüm çukurdan çıkmasını da bilirim. Hele Yıldıray Bey'in desteğine hiç ihtiyacım yok. Yapmayın ne olur. Anlaşılan adamlarınız size gerçeği tam olarak anlatamamış. Her şeyi biliyorum ben. Meseleye hala çukurdan çıkmak olarak baktığınıza göre hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bakın, yarın olacakları ben size anlatayım isterseniz. Garson gelip masadaki boş kadehi aldı. Figen garsonun uzaklaşmasını bekliyor. Sonunuz gümbür gümbür gelecek Ender Bey. Gelişiniz gibi gidişiniz de ihtişamlı olacak. Felaket filmlerini seviyorsunuz, belli. Ama benim bu senaryolara karnım tok. Garson portakal suyu dolu kadehle geri geldi. Kadehi beyaz sehpaya bıraktı, uzaklaşıyor. Figen yanında getirdiği, içinde gazete haberi olan şeffaf dosyayı düzelterek imalı bakışlarıyla sehpaya bıraktı. Ender başını sıvazlarken gözü dosyaya takılınca duraksadı birden. Uzanıp dosyayı aldı. Haberde vatandaşı soymuşlar manşeti. Yanında Enerji Bakanlığı tarafından Ender Holding'e gönderilen belge. Yıldıray ve Erman'ın arabaları yan yana bir alanda beklerken beyaz bir araba yaklaşmakta. Beklenen araç geldi. Resmi yukarıya verin. Beyaz aracın diğerlerinin yanına park edişi kuş bakışı ekrana yansıtıldı. Beyaz saçlı bir adam iniyor. Kimlik istiyorum. Anlaşılıyorum. Adam korumanın açtığı arka sol kapıdan Yıldıray'ın arabasına oturdu. Sefer, özettin kendini. Dediğiniz işte ilgilendim. Olmuyor. Bu işin hiç şansı yok. Adam Çinliydi. Böyle garip de bir adı vardı. Yunzo mu, Yonzo mu, her neyse işte. Kendisini pek sevmezdim ama söylediği bir laf güzeldir. Siyaset olmazları oldurma sanatıdır. Beni anlamıyorsunuz Yıldıray Bey. Tahkikat bizzat bakanın emriyle yapılmış. Her gün ne oldu diye soruyor. Yoruyorsun beni Sefer. Geçen sene senin hakkında da bir tahkikat açılmıştı değil mi? Ama o başka. O başka. Tahkikat tahkikattır. Sefer, haline şükret. Sıradan bir memurdun, koskocaman bürokrat oldun. Sefer tedirgin ifadesiyle baktı. İmkansız yoktur. Yarın senden güzel haberler bekliyorum. Sefer'in kucağına James Bond çanta bıraktı. İçi euro ve dolar balyalarıyla dolu. Sefer paralara bakıp kapattı çantayı. Yıldıray'ı gülümseyerek başıyla selamladı. 50'li yaşlarda. Korumanın açtığı kapıdan arabasının sürücü mahalline oturuyor. Hafiften yağmur yağmakta. Tüm korumalar araçlara biniyor. Sefer'in aracı önden hareket etti. Gökçe Begüm'ün yanında. Sefer Çanaktar, 51 yaşında. Enerji Bakanlığı'nda üst düzey bürokrat. Ender öfke dolu gözleriyle haberi okudu. Bunu yapamazsınız. Aramızda kalsın ama Yıldıray Bey'e aynen bu cümleyi kurdum. Şantaj bu. Resmen şantaj. Yo. Yiğidi öldürün ama hakkını verin. Bu çok önemli bir haber Ender Bey. Bu ülkede hangi gazeteyi verirseniz balıklama atlayacakları bir haber. Yıldıray Bey de yılların kurdu. Yapamaz bunu. Yüzünü ovuşturarak başını geriye yasladı. Yapmayacak değil mi? Taşra baskısına 2 saat var. Hem ne olur mantıklı düşünelim. Ben sizi batırmaya değil,
kurtarmaya çalışıyorum. Hani insan son dakikada bir mucize olsun der ya. İşte ben o mucizeyim Ender Bey. Nasıl mucizeyse bu? Ruhumu şeytana satacağım. Bunu ilk defa yaptığınızı düşünmüyorsunuz değil mi? Bu haberin her satırının gerçek olduğunu hepimiz biliyoruz. Ender elleri karnında düşünürken kollarını göğsünde bağladı. Peki, ne istiyorsunuz benden? Figen küçümser gülümseyerek öne doğruldu. Yıldıray Bey aradığında telefonlarınıza cevap verin Ender Bey. Şimdilik sadece bu. Ender sıkıntıyla baktığı sırada Figen çantasını alıp kalktı. Gergin bakışlarını Ender'den ayırmadan uzaklaşıyor. Ender sıkkın. Gündüz, üst geçidin olduğu çift yönlü yolun yukarıdan manzarası. Gökçe toplantı odasına giriyor. Elinde istihbarata karşı koyma başkanlığı ambleminin olduğu kırmızı kapaklı dosya. Oda boş. 7 sandalyenin önüne 7 dosya hazırlanmış. Gökçe hüzünlü ifadesiyle düşünüyor. Gözleri dalgın sandalyelerden birine yöneldi. Dosyayı masaya koydu. Elleri üzerinde. Başı önünde düşünürken açtı dosyayı. Hemen geri kapattı. Kapıyı kolaçan edip dosyanın içinden şeffaf dosyada duran fotoğrafları çıkardı. Yağız'la Esin'in göl kenarındaki kafede sohbet ettikleri anlar çekilmiş. Yağız Esin'e gülümsüyor. Masada Türk kahveleri. Gökçe hüzünlü bakışlarıyla düşüncelere daldı. Geçmiş. Akşam vakti bir tren istasyonu. Tren yaklaşırken Gökçe ve Yağız yan yana bankta bekliyorlar. Yağız'ın yanında bir valiz. İkisi de birbirine bakmıyor. Genç bir adam valizini çekerek önlerinden geçmekte. Tren yaklaşıyor. Etrafta birçok insan beklemede. Gökçe ve Yağız aynı anda birbirlerine döndü. Gökçe gülümsedi. Saçları kâkül kesimli. Sen... Ben hayatımda ilk defa aşık oldum. Kendimi salak gibi hissediyorum. Böyle elimi kolumu nereye koyacağımı şaşırıyorum, aptallaşıyorum. İnsan böyle bir şey hissederken bir gün bunun biteceğini niye düşünsün ki? Kalbim ağrıyor, böyle beynim patlayacakmış gibi oluyor. İlk defa bu kadar çaresiz hissediyorum. Hüzünlü gözlerle bakıştılar. Ben farklı mıyım sence? Günlerdir kendimle savaşıyorum. Düzelir diyorum, geçer diyorum, zaman diyorum. Zaman mı? Zaman mı? Unutmak istemiyorum ben, unutmayacağım. İnsan hayatta kaç defa yaşar ki böyle bir şey? Böyle bulutların üstündeymişsin gibiyken birden yere çakılır ki. Hadi. Bana dün söylediklerini de unut. Yazma bana. Arama, sorma. Bensiz hayatta ne yaptım umurumda bile değil. Yağız ağlayacak gibi olup dişlerini sıktı. Gökçe yüzüne bakmıyor. Anladım. Yağız üzgün Gökçe'ye baktı. Peki. Sağında duran valizinin sapını sıkıca kavrayarak kalktı. Trenin açık kapısına doğru yürüyor. Gökçe nemli gözlerle arkasından baktığı sırada Yağız duraksadı. İkisi de üzgün. Göz göze bakışıyorlar. Hoşça kal. Gökçe karşılık olarak başını hafifçe öne salladı. Yağız biniyor. Gökçe bir an kalkacak gibi oldu ama hemen vazgeçti. Yavaş yavaş hız almaya başlayan trenin arkasından yaşlı gözlerle bakarak kalktı.
Sessizce ağlayarak birkaç adım trenin yanından yürüyüp durdu. Gidişini seyrediyor. Bugün. Gökçe'nin gözleri yaşlı. Efendim? Evet. Bir şey var bilgisayarda. Geliyorum. Begüm çıkarken Gökçe fotoğraf olan dosyayı toparladı. Kalkıyor. Begüm'ün masasına yaklaştı. Hastanenin önü. Korumalar siyah arabaların önlerinde bekleşiyor. Hamza ile İbrahim hastane kafesinde çay içiyor. İbrahim tekerlekli sandalyede. Hamza parmakları üzerinde madeni para çevirerek düşünüyor. İbrahim ayağını mavi koltuğa uzatmış. Bir şey soracağım. Dinliyorum. Bu Asaf'la ilgili hep bir yere kadar geliyorum. Sonra orada kalıyorum. Neresi o yer? Hamza'nın gözleri daldı. Geçmiş. Hamza Begüm'ün bilgisayarında Asaf'ın bilgilerini inceliyor. Öncesini istiyorum. 2010'dan öncesi. Hapisten önce ne yapmış bu herif? Niye yavaşladı şimdi bu? Ne oluyor ya? Yok daha neler artık. Ne demek oluyor bu? Asaf'ın vesikalık fotoğrafı üzerinde erişim engellendi yazısı belirdi. Suç dosyalarına ulaşım da engellendi. Şu an. Ne yazıyorsa o demek. Bu teşkilatta öyle her istediğin bilgiye ulaşamazsın. Kim ulaşır? İbrahim çayından yudumladı. Kimin yetkisi varsa o. Yani. Mesela başkan. Çayını sonuna kadar içip bitirdi. Hamza huzursuz, geriye doğru yaslandı. Asaf'la ilgili sen ne biliyorsun? İbrahim'in bardağını sehpaya bırakmasına yardımcı oldu. Hayırdır Hamza? Sorguya mı çekiyorsun? Bir şey var. Ben de ne olduğunu bilmiyorum ama... O herifi sadece yılanın teki olduğu için bulmak istemiyorum. Senden fazla bir şey bilmiyorum. Amsterdam, hapishane. Hepsi o kadar. Öğrenmem lazım. Çok istersen olurmuş. Öyle derler. Odana çıkarayım seni. Hamza gülümseyerek ellerini mont cebine soktu. Hızlıca kalkıp İbrahim'in ayağını tuttu. Sandalyesinin ayaklığına koyuyor. Tekerlekli sandalyeyi itiyor. Koridorlar da dardır senin için. Asaf'ın deposu. Devran dairenin yakınındaki bir kapının önünde bekliyor. Asaf havluyla yüzünü kurulayarak çıktı içeriden. Dairesine yürüyor. Devran peşinde. Daire kapısı açık. Girişinde durdular. Asaf ellerini kuruluyor. Bu çocuk nerede Devran? Dispanser dediydim ya başkan. Asaf inanmamış gibi bakışlarını Devran'a dikti. İlgileniyor musun? İlgilenmem mi başkan? Keyfi yerindedir maşallah. Yaralarla, doktorla sohbet, muhabbet. Şu arabayı bir hazırla da bir de biz görelim şu sohbet muhabbeti. He. Başkan. Bir de bu şey geldi. Asaf Devran'ın yüzüne yaklaştı. Şey kim Devran? Şu İsrail'li olan. Asaf'ın yüzü asıldı. Devran gidiyor. Asaf dairesine geçti. Sol altta Enerji Bakanlığı Ankara yazılı. Birkaç beyaz yapı bir arada. Siyah bir araba üzerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yazılı cephesi gri binanın önünde durdu. Koruma önden aceleyle inerek arka kapıyı açtı. Murat indi araçtan. Binaya yürüyor.
Söyle Gökçe. Bakan Bey'le görüşecektiniz. Oradayım ben zaten. Anladım efendim. Murat kapattı. Binanın önündeki basamakları çıkıyor. Gökçe Begüm'ün yanında. Yapabileceğim bir şey varsa yanınızdayım efendim. Sonuçta biz eski dostuz. Eski günlerdeki gibi. Aynen efendim. Sağ ol. Gökçe takip merkezinin içine doğru yürüdü. Çalışanların gözü ekranda. Asaf havluyla dairesine girdi. Rafael içeride. Masaya oturmuş. Güneş gözlüğü başında. Elinde bir puzzle parçası. Diğer parçalar masanın üzerinde dağınık halde durmakta. Asaf elini kurularken Rafael'i izliyor. Ne tuhaf değil mi Asaf? Bazen de birleştirmek istiyor insan. Parçayı diğerlerinin yanına koydu. Asaf yavaşça yürüyüp havluyu bıraktı masaya. Kolunu sandalyesinin sırtına dayayarak Rafael'e doğru eğildi. Üzerinde yeşil balıkçı yaka triko. Yıkıyorsan Rafael, mutlaka yeniden nasıl yapacağını biliyorsundur. Ama yıkmak alışkanlık haline geliyorsa, bir gün artık yapamazsın. Yaparız Asaf. Bu coğrafya bin yıldır ne yıkımlar gördü, her defasında da yaptık. Böbürlenmeye mi geldin buraya Rafael? Yok, hayır. Tebrik etmek için geldim. Türk istihbaratının iliklerine kadar işledin. Seni oradan kolay kolay söküp atamazlar artık. Yağlama işin bittiyse. İşim var Rafael. Kaş kolunu takıyor. Yeni görevini merak etmiyor musun? Asaf sandalyeden aldığı 5 spor ceketi giyinerek yürüyor. Ben merak etmem Rafael. Burası beyni. Yap derse zaten sana sormam, yaparım. Rafael'den aldığı parçayı masaya koydu. Hadi oğlum müsaade. Açık kapıdan çıkıp gitti. Rafael gülümsüyor. Masadan aldığı bir parçayı 5 spor ceketinin iç cebine koyup kalktı. Altında siyah kanvas pantolon. Yüz yapısı uzun ve narin. Burnu hafif kemerli. Murat elinde kırmızı dosyayla masasından kalktı. Gökçe de odada. Birbirlerine doğru yürüyüp karşılıklı durdular. Bu adam çok önemli. Ender. Asaf'ın gücü silahtaysa, bu adamın gücü elinde tuttuğu şirkette. Üstelik şimdi daha da patavatsız olacak. Esin'le buluşacak mısın? Evet başkanım. Belgeyi vereceğim. Bu belge Ender'in eline geçtiği andan itibaren Ender canlı bir bomba. Bunu Esin iyice kafasına soksun. Ender'in gücü Türkiye'nin enerji politikalarını sil baştan yapacak kadar önemli. Anladım efendim. Hadi bakalım. Şimdi bas düğmeye ve savaş başlasın. Peki efendim. Ha bir dakika. İki şey daha var. Buyurun. Yarın akşam Aysel'le ve Yağız'la yemek yiyeceğiz. Yağız senin de gelmeni istedi. Gerçi kendi seni arayacak ama ben önceden haber vereyim dedim. Gelmezsen kırılmam. Mutlaka haklı bir sebebim vardır. Ben gelmeyeyim efendim. İkincisi, yalnızlık zordur. Bazen sıkıntılarını paylaşmak ister insan. Kendine bir sırdaş bul. İnan bana çok işe yarar. Peki, şimdi çıkabilirsin. Gökçe hüzünlenip başını önüne eğdi. Ağaçların arasında bir yol. Siyah bir cip karşıdan yaklaşıyor. Devran'la şoför indi. Devran arka kapıya yöneldi. Asaf iniyor. Güvenli mi burası Devran?
Sağlamdır başkanım. Güvenilir yerlerden alıyoruz ihtiyaçları. Kaç adam yatıyor? Çatışmadan sonra 7 kişiydi. 3 kaldı. Asaf önden yürüdü. Devran takipte. Otomatik tüfekle bekleyen korumanın önünden geçtiler. Beyaz bir yapıya doğru yürüyorlar. Etraflarında korumalar. İki yanları da çalı ve ağaçlarla kaplı. Devran'ın üzerinde siyah bir mont. Fermuarı kapalı. Altında koyu mavi bir jean. Açık haldeki ahşap pervazlı cam kapıdan girdiler. Salon oldukça geniş. Ortada bir şömine yanmakta. İkisi silahlı, 3 koruma ayakta bekliyor. Zemin mermerden. Asaf'la Devran salondaki birkaç basamağa çıkıp diğer bölüme geçtiler. Başkanım. Mahmut. Emret başkanım. Merdivenden koşarak inip geldi. Sıkıldın mı oğlum bizden? Haşa başkanım. Burada işe yarıyorum. Yaralılara bakmayı öğrendim. Dersler nasıl? Mahmut mahcup başını eğdi. Ne zaman bunun sınavı? 2 ay kalmıştır başkanım. Tamam bu son. Derslerine çalışsın. Yaralılar nerede? Bu tarafta. Ama başkanım. Devran abi. Salonun diğer bölümünde merdivenin altına doğru yürüdüler. Ahşap bir piyanonun önünden geçtiler. Bir oda revir yapılmış. Asaf girişteki şeffaf dikey parçalı perdeyi araladı. İçeri bakıyor. Doktor telaşla önlüğünün önünü kapadı. Dizi bandajlı genç biri yatakta. Bir diğerinin karnı bandajlanmış. Bir adam serum bağlanmış halde bilardo masasında yatıyor. Asaf yavaşça perdeyi bıraktı. Devran peşine düştü. Mahmut arkalarından yürüyor. Birkaç koruma yüksek tavanlı bir mekanda. Duvardaki ahşap panoda müze dükkanı yazılı. İçerideki tezgah tipi cam vitrinlerde içecek kupaları, fotoğraflar. Kabul ediyorum sevgili dostum. Pek fazla birbirinize kanınız ısınmadı. Ama bu yöne gidildiğinde Asaf mükemmel bir silahtır. Bu silahın başına buyruk hareket etmediğinden emin olmam gerekiyor Yıldıray Bey. Bunlar insani zaaflar. Unuttuğunuz bir şey var. Asaf insan değil. Yoruluyorum Yıldıray Bey. Bana da hak verin. Garip bir ülke burası. Eylem planı yapıyor gibi davranış planı yapmak gerekiyor. Biz Türkler biraz duygusal insanlarız. İşe giderken bile 10 tane soru geçer kafamızdan, onunla da cevap ararız. Size bir tavsiyem var. Nabza göre şerbet vermeniz. Bizde bir laf vardır. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Bir parça tavizin kimseye zararı olmaz. Düşünün bunu. Rafael dişlerini sıkarak bakışlarını karşı yönüne odakladı. Alçak kuş bakışı üst geçidin olduğu çift yönlü yol. Murat toplantı odasından takip merkezine girdi. Begüm de geldi arkasından. Masasına geçiyor. Murat'ın bakışları ekrandayken Begüm oturdu. Ekranda Mahmut. Bir eczanenin içinde. Eczacı adam ilaç veriyor. Mahmut Yonca. Sünnet baskınında kameraya takılmıştı. Murat gözlerini kırpmadan ekrana bakmakta. Bir saat önce bir ecza deposunun güvenlik kameralarına takılmış. Eczacı ilaç vermek için arkasında kalan alttaki dolaba eğildi. Mobeselerle şehrin çıkışına kadar izledik. Murat'ın yakınında saçları dökük bir çalışan. Bölgedeki evlerin uydu görüntülerinde bir ev dikkatimizi çekti. Ben bu evi tanıyorum. 2004'e kadar Mossad tarafından kullanılmış. O zamandan beri boş. Yani boştu. Ekranda ağaçlar içindeki beyaz yapının terası. Bu heriflerin hepsi silahlı. Ve oldukça kalabalık. Murat'ın ifadesi iyice gerginleşti. Eline sağlık Begüm. Bu güzel haberi hemen değerlendirmemiz lazım. Ekiple bağlantıya geç. Hemen toplansınlar. Ruhi Başkan'dan da takviye ekip alalım. Malum, Sinan'la İbrahim bizimle olamayacaklar.
Hemen başkanım. Murat ekrana bakmaya devam etti. Üzerinde koyu gri takım. Gökçe'ye de mesaj at. Esin'le görüştükten sonra oyalanmadan gelsin. Anlaşıldı. Gökçe'nin eli masadaki telefonun üzerinde. Bir mesaj gelmiş. Esin'le karşılıklı oturuyorlar. Esin belge okuyor. Gökçe tedirgin ifadesiyle Esin'e baktı. Mesajı karşısında açamıyor. Telefonun sağ yanındaki yukarı tuşuna basarak ekranı kararttı. Doğrusunu söylemek gerekirse bu adamın buralarda olması bile hayret verici. Umarım bu kurtarılıştan sonra bir daha böyle şeylere kalkışmaz. Niye böyle söylediniz? Baksanıza çok küçük düşünüyor. Sayaçlarla oynamalar falan. Siz de büyük düşündürün o zaman. Bir tek bilgi aktarım için yoksunuz. Bu rapordan sonra elim çok güçlenmiş olacak. Onun büyük düşmesini sağlamak için çok iyi planlarım var. Planlardan biz de zamanında haberdar oluruz inşallah. Göl kenarındaki bir restorandalar. Türk kahvesini yudumlayan Esin'in bir an gözleri daldı. Gökçe. Efendim. Aramızda bir sıkıntı mı var? Anlamadım. Aramızda diyorum. Bir sıkıntı mı var? Yani bana ters davranmanı gerektirecek bir yanlışlık falan mı yaptım sana? Ne yapabilirsiniz ki? Ben de bunu düşünüyordum zaten. Yani bundan sonra daha sık görüşeceğimize göre eğer aramızda bir yanlış anlaşılma varsa bunu gidermek isterim. Yok. Yok. Yani henüz. Prensip meselesi diyelim. Ben iş verdiğim insanlarla pek içli dışlı olmayı sevmem. Şimdi izninizle. İşim var da. Masadan telefonunu, sandalyeden de çantasını alıp kalktı. Esin kızgınlıkla arkasından baktığı sırada masada duran telefonunu alıp üzerindeki siyah deri kılıfı arkaya kıvırarak bir arama yaptı. Üzerinde koyu pembe bir ceket. Ender Holding'in önünde buluşalım. Harika haberlerim var. Çok güzel şeyler olacak yakında. Ekip soyunma odasında. Hamza ortadaki sıraya ayağını dayamış botunu bağlıyor. 6 kişiler. Açık kumral saçlı biri çelik yelek giydi. Ahmet siyah pantolonuna bağlı üst bacağındaki asker yeşili cepliğe silah yerleştirdi. Hamza'nın elinde otomatik silah. Ahmet'te de bir tane var. Hamza omzuna çantasını dayamış. Önden kapıya yürüdü. Diğerleri arkasından geliyor. Hepsi siyah giyimli. Odadan çıktılar. Ekibin olduğu siyah minibüs ıssız arazinin ortasındaki çift yönlü ana yolda ilerlemekte. Hamza şoförün yanında. Açık camdan dışarıyı izliyor. Minibüsün arka tarafındaki camlar siyah. Gökçe, Begüm ve diğer çalışanlar takip merkezindeki ekrandan izlemekteler. Murat toplantı odasının önündeki bir basamak yüksekliği olan ahşap platformda. Gökçe de mikrofonlu kulaklık. Evin etrafı bir yere kadar ormanlık arazi. Kuş bakışı evin terasına yaklaşıldı. Terasta silahlı bir gözcü duruyor. Etraf ağaçlık. Evden hızlıca uzaklaşıldı. 300 metre ileride topraklık bir yol var. Başlama noktanız orası. Ekipteki 3 siyah kasklı silahlarla indi. Ahmet ve Hamza minibüsün önüne çömeldiler. Kasklılar ağaçlık alana silahlarını doğrulttu. Tetikteler. Hamza çimlerin üzerinde küçük monitörün klavyesini tuşluyor. Ahmet 4 pervaneli küçük bir helikopter kamerayı havaya bıraktı. İçeride ne olduğunu ve kaç kişiyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ama Asaf'la ilgisi olduğu düşünüldüğünde güvenliği maksimum seviyede tutulacağı belli. Hedefe daha önceden yapılan operasyonlar doğu ve batı kanadında iki yaklaşım olduğunu gösteriyor. Hamza otomatik tüfekle önden yürüdü. Kasklılar arkasından çıktılar. Ağaçlık alanın içinde ilerliyorlar. Hepsi dizleri hafif kırık halde silahlarını karşı önlerine doğru tutarak temkinli adımlarla yürüyor. Ahmet de yanlarında. Adımlarını hızlandırdılar. Hamza'nın gözü silahının üzerindeki küçük kare bakaçta. Diğerleri dürbünlerden bakıyor. Kasklıların gözlerinde kaynakçı gözlüğüne benzeyen siyah, büyük çerçeveli gözlükler var. İki kasklı karşılarına çıkan bahçe duvarının dibine koştu.
biri eliyle diğerlerine gelmelerini işaret ediyor. Ahmet koşarak duvar dibindeki kaskının dizine basıp havalandı. Tel örgülerin altından diğer tarafa geçiyor. Geçip çömeldi yere. Hamza da aynı şekilde yükseldi. Duvarı tırmanıyor. İki kasklı duvarın diğer tarafında kaldı. Etrafı kolluyorlar. Hamza da çömelip silahını karşı yöne doğrulttu, bekliyor. Bir kasklı duvara atlayarak gelip yanlarına çömeldi. Biri daha atlıyor. Ve sonuncusu da yanlarına gelip silahını karşı yönüne doğrulttu. Gözcü terastan ağaçlık alana doğru bakıyor. Kuş bakışı alanın içine yaklaşıldı. İki kasklı villanın önünde üç koruma beklemede. Hamza, doğu kanadı senin. Ahmet, batı kanadını da sen yöneteceksin. Girdiğinizde komuta Hamza'da olacak. Başarılar. Villanın bahçesindeki birkaç taş basamağa çıktılar. Villa karşılarında. Ahmet sola, Hamza sağa doğru yönlendi. Kasklılar dört kişi olmuşlar. İkisi Hamza'yla, ikisi Ahmet'le devam etti. Çimlerin üzerindeki kare taşlarla kaplı zeminde ilerliyorlar. Ahmet ve bir kasklı villaya doğru konuşlandı. Allah yardımcınız olsun arkadaşlar. Tüm çalışanların gergin bakışları ekranda. Kuş bakışı villayı izliyorlar. Hamza villaya giden yolun sol kenarında çömeldi. Çalılıkların arasındaki yolda silahlı 3 koruma. Hamza parmak işaretleriyle kasklılara yolun karşısına geçmelerini, kendisinin kalacağını anlattı. Kasklılar çıktılar. Korumalar kasklılara ateş etmeye çalışırlarken Hamza olduğu yerden hepsini vurdu. Terastaki gözcüye ateş etti. Gözcü uçar gibi düştü aşağı. Hamza ve diğer kasklılar da çömelmiş. Balkondaki bereliği vurdular. Aşağı düşüyor. Ahmetler kalktı. Kapıdan çıkan iki korumayı daha etkisiz hale getirip içeri girdiler. Hamza da içeride. Bir bereliği vurup dizlerinin üzerine düşürdü. Tekrar bereliğe ateş edip düşürdü. İçeride büyük bir havuz var. Ahmet revirin önünde. Doktorun silaha sarılmasıyla vurulması bir oldu. Ardından bilardo masasında yatan ve karnı bandajlı olan da silahlarına sarıldı. İkisi de vuruldu. Bir koruma ve dizi bandajlı genç adamı da etkisiz hale getirdiler. Ahmet içeriği kolaçan etti. Kimse yok. Hep birlikte çıkıyorlar. Hamza arkasındaki kasklıyla yapışık halde salonda ilerledi. Üst katta vurulan uzun saçlı korkuluktan aşağı düşüyor. Hamza'nın yakınında durduğu duvara ateş edildi. Kasklılardan biri omzundan vurulunca diğeri onu kenara aldı. Hamza iki kişiyle çatışmada. İkisi de üst kattalar. Hamza birini vurdu. Diğeri ateş ediyor. Hamza'nın tüfeğindeki kurşun bitince küçük silahını aldı. Üst kattaki ateş ediyor. Hamza duvarın arkasından yan pozisyonda havalanarak çıkıp merdivenin başındakini vurdu. Adam basamaklardan yuvarlanıyor. Adamın ağzından kan geldi. Hamza tetikte. Üst kata silah doğrultarak birkaç adım atıp ağzından kan gelen adama baktı. Adamın gözleri açık kalmış. Hamza gülümseyerek yürüdü. Villadan çıkmışlar. Hamza omzuna çapraz şekilde asılı tüfeğini sırtına doğru aldı. Dört kasklı ve Ahmet peşinden geliyorlar. Hamza her zaman operasyon bitimlerinde olduğu gibi kendinden emin ifadesiyle yürüyor. Gece vakti. Yağız spor arabasının önüne yaslanmış beklerken gri bir araba yaklaştı. Önce şoför indi araçtan. Hızlıca arka kapıya yürüdü.
Esin iniyor, beyaz bir kaban giymiş. Takip merkezindekiler izlemede. Begüm'ün bakışları bilgisayarda. Esin, Yağız'ın karşısına gelip durdu. Yüzünde keyifli bir gülümseme. Yağız'ın siyah üzerine bordo şeritli kravatını düzeltti. Begüm'ün bilgisayarının birinde Yağız'la Esin yakın izleniyor. Diğerinde kuş bakışı. Ekranda Ender Holding yazılı. Begüm, Esin'le Yağız'ın birbirlerine yakın hallerini izleyince göz ucuyla Gökçe'ye baktı. Hazırsan çıkabiliriz. Her zamanki gibi son sözü ben söyleyeceğim. Gökçe çalışanların arasında dolaşıyor. Yüzü asık. Büyük ekrana bakıp Begüm'ün yakınına yürüdü. Begüm'ün dikkatli bakışları bilgisayarlarda. Asaf gri parlak kumaştan gömleğinin üzerine siyah şık bir yelek giyip kol düğmelerini bağladı. Gardıroptaki askıdan aldığı lacivert ceketi giyiyor. Gardırobun üzerindeki aynadan yansımasına bakarak gömleğinin yakasını düzeltti. Yüzünde keyifli bir gülümseme. Saçlarını geriye yatırdı. Başkan! Asaf duraksadı. Başkanım! Başkanım! Gözleri yaşlı. Asaf'ın arkasında aynadaki yansımasına bakıyor. Kutuldu başkanım. Çok kutuldu başkanım. Bu istihbarat bir levhastı başkanım. Asaf'ın gözleri öfkeyle büyüdü. Yumruğunu ağzına kapadı. Başı titriyor. Gerisini söyleme. Gerisini söyleme Devran. Ya. Kandır beni başkanım ya. Koruyamadım kardeşimi ya. Sahip çıkamadım. Kandır beni. Devran iki eliyle birden başını dövdü. Asaf hala aynaya dönük. Öfkeden göz bebekleri titriyor. Ender elindeki belgeyi okuyup keyifle başını salladı. Esin ve Yağız masanın önündeki beyaz koltuklarda karşılıklı oturuyorlar. Ender yaklaşıp masaya bıraktı belgeyi. Nasıl yaptınız bunu Esin Hanım? İnanamıyorum size. Ortaklar bugünler içindir Ender Bey. Ancak açıkçası darıldım size. Ne deseniz haklısınız. Estağfurullah. Aramızdaki güven sorununun ortadan kalktığını bilmek benim için yeterli. Siz de bana hak verin. Çok yeniydik. Şimdi tam bir ortak olduk. Haklısınız. Ancak Yağız Bey'in desteği olmasaydı bu kadar kolay olmazdı. Artık üç kişilik dev bir ekibiz. Genç, zeki ve tecrübeli. Sevdim bunu. Genci Yağız'a, Zeki'yi Esin'e söyledi. Evet delikanlı. O önündeki kalın dosyadan para kokusu alıyorum. Yanılıyor muyum? Yanılmıyorsunuz Ender Bey. Artık size yöneltilen suçlamalar gibi basit şeylerle değil, şirketinizin gerçekleştireceği projelerle anılacaksınız. İddialıyız. Gözüyle Yağız'ı işaret edip Esin'e baktı. Kendiniz bakın. Ender siyah klasörü alıp heyecanla açtı. Yağız'la Esin aralarında bakışıyor. Esin keyifle gülümsüyor. Şık bir restoranda bir viyola ve keman canlı müzik yapıyor. Hamza ile Duru karşılıklı oturmuş. Hamza sıkılmış gibi etrafına bakınırken garson geldi. Duru kadehten su yudumluyor. Bakışları Hamza'da. Kemancı erkek, viyolist kadın. Hamza sıkılgan tavırlarıyla gömleğinin manşetini çekti. Dikkatinizi masaya vermeniz için daha ne kadar bekleriz?
Değil mi? Etraftaki her şey sanki benim kafayı yemem için dizayn edilmiş. Etrafla değil de karşınızdakiyle ilgilenseniz. Gerildim biraz, haklısın. Ama iyiyim ya. Tamam. Aslında ben de ilk kez geliyorum buraya. Ama madem geldik, hiç olmazsa tadını çıkaralım. Ya yanlış anlamayı sakın da, etraf biraz tedirgin etti beni. Bir de ben alışmışım böyle ekmeği koparıp, tabağa bandırıp yemeye falan. Yok, yanlış anlamam. Aslında ben de çok severim öyle yemek yemeyi. Ama iş için babamla genelde böyle yerlere geliyoruz. Ama size sözüm olsun, bir daha... De, bu siz diyorsunuz ya, siz biz muhabbetleri işte, Duru Hanım, Hamza Bey falan. Biliyorum bu akşam çok çıkıntılık yaptım ama siz bizi çıkarsak aradan. Olur Hamza. Çıkaralım. Şimdi biraz daha rahatladım. Gel, sakallı bir adam yaklaştı. İyi akşamlar. Hamza Bey. İyi akşamlar. Benimle yukarı kadar gelebilir misiniz? Neden? Sizi yukarıda görmek isteyen biri var. Tamam da yavrum. Doğru zaman değil ki. Bak misafirim var. Hamza Bey, yukarı kadar gelmeniz lazım. Tabii yanınızdaki bayanı düşünüyorsanız. Hamza'nın ifadesi gergin. Duru'nun arkasında oturan bıyıklı adamı fark etti. Adam ceketinin bir kenarını kaldırdı. Belinde silah. Tekrar kapattı ceketini. Duru gülümsüyor. Hamza da zoraki karşılık verdi Duru'ya. Tabii. Ben 5 dakika müsaadeni isteyeceğim. Şu arkadaşı bir görüp hemen geleyim. Tamam, tabii ki. Yemekler soğumadan burada olurum. Kalktı. Gidelim. Kel adam önden yürüdü. Restoranın otantik bir tarzı var. Sandalyeler oymadan. Asaf restoranın olduğu yüksek binanın terasında. Zeminde helikopter park yeri çizili. Dairesel bir şeridin içinde büyük harfle H yazılı. Terası beton korkulukların önünde duran ayaklı projektörler aydınlatıyor. Asaf bir heykel gibi hareketsiz şehrin parıldayan ışıklarını seyretmekte. Kel adam terasa çıktı. Hamza arkasından geliyor. Asaf'ın arkası dönük. Kimsin sen? Asaf arkasına dönmeden başını sol omzuna doğru hafifçe çevirdi. Ardından iyice arkaya döndürdü başını. Dikkatlice Hamza'ya bakıyor. Bir fotoğraf karesindeymiş gibi hareketsiz kaldı. Bu dizinin betimlemesi Miray Yapım tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.seslibetimlemederneği.com Sesli Betimleme metin yazarı Gülşen Argüç. Seslendiren Ünsal Coşar. Altyazı Deniz Özgür Türk, Fatih Kolivar, Gökberk Yılmaz. İşaret dili Hasan Hüseyin Korkmaz. Teknik yapım Murat Özçelik, Ayşe Güldağ. Son kontroller Zerrin Yılmaz, Samit Demirtaş, Beliz Coşar. Yapımcı Miray Yapım. Genel koordinatör Gökmen Turnalı. İkinci ekip görüntü yönetmeni İsa Toroman. Yapım amiri Tayfun Yamanaydın. Kurgu Okan Erenli. Aksiyon ve koreografi danışmanı Ahmet Pınar, Ferhat Türker. Dublör ekibi Stunt Team. Müzik Kalan Müzik. Müzik direktörü Hasan Saltık. www.milatdizi.tv www.mirayyapım.com.tr Birbirine geçmiş ahşap görünümlü üçgenler dairesel bir geometrik şeklin çevresini oluşturarak yuvarlak masaya sabitlendi. Ortasındaki alanda bir üçgen yatay şekilde yükseldi. Kuş bakışı masanın altında Miray Yapım yazdı. Milat, TRT1 tarafından Miray Yapım'a yaptırılmıştır. 2015